Dostlar merhaba. E, Hamas-İsrail çatışmasının e, dördüncü günündeyiz. Hamas'ın şovu bitmiş gibi görünüyor. Hamas'ın şovu bitmiş gibi görünüyor. Şimdi sahneyi İsrail aldı. E, İsrail e, adeta savunmasız durumdaki bir yerleşim yerini yerle bir etme yemini etmiş gibi görünüyor. Eğer Hamas tabiri caizse, şapkadan tavşan çıkarmayacaksa e, bu işin sonu baştan belli gibi duruyor. Daha ilk günden e, İsrail ordusu e, Gazze'nin üzerine ölüm yağdırmaya başladı biliyorsunuz. E, i̇ki gün içerisinde çok sayıda, yüzlerce binayı yerle bir ettiler. Gördüğüm kadarıyla çok kuvvetli, çok etkili patlayıcılar kullanıyorlar. Apartman blokları yerle bir oluyor. Yani bir vuruşta e, adeta e, moloz yığını haline geliyor. Zaten e, biliyorsunuz İsrail Başbakanı da Gazze'yi bir moloz yığınına çevireceğiz ifadesini kullanmıştı. Taş üstünde taş bırakmayacağız demişti. Gazze çok yoğun e, bir nüfus yerleşimine sahip. Bizim Kırıkkale ili gibi bir büyüklük düşünün ama bunun üzerinde 2,5 milyona yakın insan yaşıyor. 2,5 milyona yakın insan yaşıyor. Çok ciddi bir yoğunluk var. Zaten burada en yüksek dikkati gösterseniz dahi sivil kayıpları çok yüksek seviyelerde olur. Ama görünen o ki İsrail bu dikkati, bu özeni zaten göstermek gibi bir niyete sahip değil. Böyle bir niyete sahip değil. İsrail savunma bakanı Yoav Galant bir açıklama yaptı. İsrail savunma bakanı dedi ki, bizleri insan hayvanlarla savaşıyoruz. Ve buna göre hareket ediyoruz. Gazze'yi tamamen kuşatma, full kuşatma talimatını verdim. Elektrik yok, yiyecek yok, su yok, yakıt yok. Her şeyi kapattırdım. Her şeyi kapattırdım. İsrail savunma bakanı yok, galant söylüyor bunları. Yani en sorumlu makamda olan kişi söylüyor bunu. En soğukkanlı olması gereken kişi Gazelileri insan hayvanlar olarak nitelendiriyor. Eğer karşınızda insan hayvanlar varsa, yani buradan kasıt bir canavar tiplemesi çiziyor. Bunlar insan görünümlü ama bunlar insan değil. Bunları katletmek vaciptir. Katletmek zarurettir şeklinde bir fikri çerçeve çiziyor savunma bakanı. Şimdi siz gaziye saldıran bir Çavuş, bir yüzbaşı, bir binbaşı olsanız bu çerçeve içerisinde nasıl davranırsınız? Dolayısıyla askerler de bu şekilde davranıyor. Enteresandır yalnız yani Savunma Bakanı Yov galant'ın ailesi aslında Holokost'tan kurtulmuş. Annesi Holokost'tan kurtulmuş. Polonya göçmeni bir Yahudi aileden bahsediyoruz. Yani Nazi Holokost'undan çıkıp gelmiş bir ailenin çocuğu, bir başka insan topluluğunu insan hayvanlar olarak nitelendirebiliyor. Ama sanmayın ki bu nitelendirme sadece Galant'a ait bir nitelendirmedir. Hayır değil. İsrail'de oldukça yaygın bir insandan aşağı tasvir etme yaklaşımı bu yaklaşım ve yıllardır da on yıllardır da Filistinlilerle ilgili böyle bir görüş söz konusu. Bunun kısmen dini bir temeli de var. Yani Tevrat'ta işte Filistinliler diye nitelendirilen ve bazı peygamberlerin veya peygamber benzeri hani mübarek zatların, kişilerin mücadele ettikleri bir halk. Oradan gelen ve günümüzün mitleriyle de, mitolojisiyle de, masallaştırmasıyla da diyelim karıştırılmış bir anlayış. Zaten karşınızda insan olduğunu, sizin gibi birileri olduğunu düşünürseniz bu kadar acımasız davranamazsınız. Ee, yanlış hatırlamıyorsam yani çocukluk yıllarımda 1980'li yıllarda şöyle bir görüntü hatırlıyorum yani bir İsrail askeri elinde taş e, savunmasız silahsız bir Filistinliyi e, Filistin'in kolunu taşla kırıyor idi. Yani bunda kaydı almış bir televizyon bir kamera. Bunun farkında değil herhalde. Zaten farkında olup yapanlar da var. Yani kameraların önünde bu işi böyle yapanlar da var. Böyle davranıyordu. Sonrasında biz İsrail-Filistin çatışmasında buna benzer pek çok sahneyi gördük. Ve o zaman şunu düşünmüştüm. Yani İsrailliler nasıl böyle davranabiliyorlar? Yani vicdan nasıl bu kadar yok olabiliyor? İşte bunların hepsi bir insanlık dışına çıkarma... E, egzersizinin ürünü. Yani Filistinliği insan olarak görmüyor. İnsan e, suretinde insan e, kılığına girmiş bir hayvan, bir vahşi hayvan, bir canavar olarak görüyor ve onu öldürmenin, yok etmenin, ona eziyet etmenin e, bir tür ibadet, bir tür hayır, güzel bir iş olduğunu düşünüyor. Maalesef böyle bir tablo içerisinde e, İsrail, Gazze'ye saldırıyor ve bütün dünyada bu olup biteni seyrediyor. Bu olup biteni seyrediyor çünkü e, Hamas'ın yapmış olduğu bazı eylemler uluslararası basında çok enteresan bir şekilde servis edildi. E, Hamas biliyorsunuz 1500 kadar militanıyla İsrail'in içlerine girdi ve içeride sivillere ateş ettiği söyleniyor. Gönderdikleri roketlerin e, ciddi bir kısmı sivil alanlara düştü. ...oralarda da yaralananlar, hayatını kaybedenler oldu. Bir de Hamas militanları yani çok kara düzen, yani hedefsiz bir operasyon yaptılar. Bir takım operasyonun eylem kısımları planlı, programlı idi, doğru. Koordineliydi, bu da doğru. Ama yani her operasyonun bir amacı olur. Yani siyasi bir amacı olur, askeri bir amacı olur. Sizin amacınız ne? Bir yeri mi işgal etmek istiyorsunuz? Ee, İsrail'de bir yeri almak mı istiyorsunuz? Maksat ne burada yani? E, yaptık böyle iyi oldu, heyecan oldu. Günlerini gösterdik. Bu mudur yani? Bunun için bu kadar çok insan hayatı tehlikeye atılır mı? Ama geçmişe baktığınızda bu e, Hamas'ın e, klasik refleksif e, tavrı. Hamas hep böyleydi. Gider üç kişiyi kaçırır. 1500 Fil Filistinli öldürülür. Gider iki kişiyi öldürür. <laughs> efendim 500 Filistinli akabinde hayatını kaybeder. Hamas hiç değişmedi. Hep böyle davrandı. Bugün de böyle davrandı. Evet çok başarılı olmuş olabilir bir yere kadar. Ama başarı nedir ki? Başarı nedir? İsrail'de şu kadarlık alanı alıp 3 gün elinde tutmak mıdır başarı? Bir gururunun okşanması mıdır? Sonuçta bakıyorsunuz yani en son rakamlara bakıyorum. Ee, İsrail 1500 Hamas militanının cesedini İsrail topraklarından toplamış. Yani zaten 1500 kişi oradan ölü var. Şu anda Gazze'deki ölü sayısı en az 500 ve bu rakam 5000'e çıkarsa hatta görünüşe göre yani 50.000'e 50 de çıkabilir. Ya bu mudur başarı? Sizin maksadınız ne? Neyi hedefliyorsunuz? Her operasyonun siyasi bir maksadı olmalıdır. Aksi takdirde o başarısız anlamına <laughs> gelir. Şimdi tu Amiral Daniel Hagari İsrail tarafından bir açıklama yaptı ve dedi ki binlerce hedefi vurmayı amaçlıyoruz. Binlerce hedefi vurmaya amaçlıyoruz. Bunun anlamı binlerce hedef, binlerce Filistinli'nin sivil e, büyük oranda sivillerin hayatını kaybedecekleri bir sürecin başladığını gösteriyor. Ve dünya, özellikle batı dünyası bu olup biteni adeta İsrail'i alkışlayarak, destekleyerek, sırtını sıvazlayarak izliyor. Sırtını sıvazlayarak izliyor. Bunun da nedeni Hamas'ın işte İsrail topraklarında kaçırmış olduğu çocuklar, kadınlar. Bazı izleyicilerimiz, yorum kısmında görüyorum, bana kızıyorlar. Bunların sayısı az olmakla birlikte, kızgınlıklarını da anlıyor olmakla birlikte şunu ifade etmek isterim. Yani bunları diyorlar, İsrailler hep yapıyordu. Ve biliyorum, belki sizden daha iyi biliyorum. İsrailliler kurulduğu günden beri insan hakları, ihlalleri bu topraklarda yaptılar. Bunu görmemek mümkün değil. Cil cil kitaplar var bu konuda. Özellikle Gazze şeridine yapılanlar insanlar sağ şeyler değil. 2,5 milyona yakın insan açık hava cezaevinde yaşıyor. Hayvana yapsanız hayvan haklarını ihlal ediyorsunuz diye Hakkınızda dava olur, eleştiri olur, kızgınlıklar, gösteriler olur. İsrail bunu insanlara yapıyor. Kabul. Kadın öldürüyor, çocuk öldürüyor. Bunların hepsine kabul. İyi de sen niye çocuk kaçırıyorsun? Çocuk kaçırıyorsun. Yani küçücük bir çocuğu alıp kaçırıyorsun. Efendim bin tane e, Filistinli çocuk bundan daha beterini yaşıyor. Olabilir. Sen neden yapıyorsun? başkasının yaptığını yanlış bulduğunu neden tekrar ediyorsun? Savunmasız kadını niye alıp götürüyorsun? Rehine yapacağım karşılığında tutsakları serbest bıraktıracağım. Sen banka soyguncusu musun? Banka soyguncusu musun? Yani şunu söyleyeyim bunları söylerken tabii şunu anlıyorum. Bir insanın çocuğu ölmüşse o insanın ruhsal durumu çok bozulur. Yani bu gelen insanların da mutlaka aileleri ölmüştür. Yani Filistinlileri kastediyorum, Hamas'ı kastediyorum. Onlar da birer insan. Ailelerinde mutlak surette İsrail'in öldürdüğü insanlar var. Yaraladığı insanlar var. Ruh hallerini e, tahmin etmek zor değil. Ama ne olursa olsun bir de doğruyla yanlış var. Doğruyla yanlış var. Aklı kullanmak gerekiyor ve bir topluluğun önünde gidenlerin aklı kullananlar ve vicdanla dengeleyenler olması gerekiyor. Hamas Öylesine kötü görüntüler verdi ve Batı dünyasında ki medya kuruluşları bunu o kadar güzel kullandı ki zaten Batı dünyasında İsrail yanlısı medya çok kuvvetlidir. Yani Amerika'da olsun, İngiltere'de olsun, Avustralya'da olsun baktığınız zaman İsrail yanlısı medya patronları oranları çok çok yüksek, neredeyse %100'e yakındır. Tabii ki e, Hamas'ın ortaladığı topa bunlar da çok güzel kafayı vurdular. Ve şu anda e, İsrail Gazze çatışması neredeyse e, büyük oranda tamamına yakın şekilde rehineler krizi olarak gösteriliyor. Hamas'ın elinde 100 tane rehine varmış ve bunları her birini saat başında öldürecekmiş canlı yayında. Aslında Hamas diyor ki İsrail Gazze'de kaç tane ev yıkarsa, sivil ev yıkarsa biz her biri için bir rehine öldüreceğiz diyor. Yani İsrail geldi bir tane bina yıktı içinde ne bileyim 50 tane işte sivil çoluk çocuk öldü. Hamas diyor ki bunun karşısında ben de bir tane sivili öldüreceğim. Aslına bakarsanız yani İsrail öldürüyor 100 tane Hamas öldürüyor bir tane. Ama böyledir. Böyledir. Bir insanı kılıçla öldürürseniz Vahşi bir barbar olursunuz, bir tek bombayla 100 bin insan öldürürseniz o ölümler istatistik olur. Oyunun kuralı bu. Oyunun kuralı bu. Katliamları yarıştırmak ve karşılaştırmak doğru değil. Hamas'ın izlediği yöntem tipik böyle Hollywood filmlerindeki yöntem. Yani bir bankaya girersiniz, soygun yaparsınız, e, polis sizi kuşatır. İçerideki rehinelerin her birini saat başı öldüreceğinizi söylersiniz. Bunu da canlı yayında kameranın önünde yapacağınızı söylersiniz. Herkes sizden tiksinir. Vahşiliktir bu, barbarlıktır. Ya bu hamas. Hamas. Yani aklı kullanmamak mı demek? İşin açıkçası, <laughs> yani, e, tabii ki kurbanlar, mağdurlar, mazlumlar lehine, insanın gönlü kayıyor. Ama bu yayınlarda ben olabildiğince, Teknik olmaya çalışıyorum, teknik olmaya çalışıyorum ee, elimden geldiğince. Bu teknik olma çabamın sonucunda bazı izleyicilerimiz e, benim için İsrail yanlısı veyahut da bazı izleyicilerimiz benim için e, Filistin yanlısı e, diyebilirler. Yani bu tarafsız olmanın e, mutlak surette e, kaderi e, diyebiliriz. Ancak şunu net bir şekilde ortaya koyalım ki Hamas'ın izlediği yöntem Batı dünyasında özellikle ve dünya kamuoyunun tepkisini çekebilecek her şeyi özenle yapma gibi görünüyor. Sanki onlara biri görev vermiş, İsrail tarafından siz şunları şunları yapın demiş, onlar da onu yapıyorlar. Şu anda Batı dünyasında dediğim gibi mesele bir rehine krizi gibi görünüyor. Gazze'de yıkılan binalarla ilgili olarak, kaybolan hayatlarla ilgili olarak çok ama çok az haber görebiliyoruz. Hatta ve hatta <laughs> bu haberleri verenler hemen arkasından yine İsrail'in ne kadar mağdur olduğunu, mazlum olduğunu uzun uzun anlatıyorlar. Yani bir satır Filistin'e 40 satır 40 satır ise İsrail'in mazlum durumuna ayrılıyor. Müthiş bir dengesizlik medya sunumlarında söz konusu ve bunda da şaşacak bir şey görmüyorum. Evet Netanyahu Başbakan dedi ki yeni başladık ve Gazze'ye dönük operasyonlar devam ediyor. Havadan vuruyorlar. Aynı zamanda dün denizden de vurmaya başladılar. Küçücük bir kara parçası çok büyük bombalarla, çok büyük patlayıcılarla şu anda vuruluyor. Nerede bu bitecek onu bilmek, kestirmek zor. Çünkü İsrail'in önünde şu anda bir set yok. Durdurabilecek bir dengeleyecek bir güç yok. Herhangi bir Müslüman ülke dur e, demiyor. E, bilakis özellikle Suudi Arabistan gibi körfez devletleri Hamas'ı eleştiriyorlar. İsrail'e dönük olarak ise, ise herhangi bir cümle kurmuyorlar. İran tarafına baktığımızda İran seviniyor Hamas'ın operasyonuna ama, e, ama Gazze'nin yerle bir olması konusunda ne yapacak e, bu konuda bir şey söylemiyor bu konuda bir şey söylemiyor. Söyledikleri daha ziyade hani böyle kuru e, söz e, diyelim, kuru söz şeklinde ifadeler. Burada sadece ve sadece Lübnan sınırında bir hareket söz konusu. Lübnan'da Hizbullah Hizbullah devreye girer mi girmez mi bütün mesele burada. E, e, İsrail de zaten bütün önlemlerini Hizbullah'a karşı alıyor. Yani kuzey sınırına Lübnan sınırına asker ve silah yiyor. E, oradan gelebilecek müdahalelere karşı önlem alıyor. Tabii Amerikan e, Amerikan gemisi de uçak gemisi de bu konuda belki İsrail yardımcı olacak belki olmayacak. <laughs> Amerika devreye girerse işler daha da karışır bu arada yani e, herhalde e, teknik olarak görünürde girmeyeceklerdir diye düşünüyorum. Evet İsrail e, Gazze'yi vuruyor kimse de durdurmuyor önünde herhangi bir engel yok. E, Netanyahu Orta Doğu'yu değiştireceğiz dedi. Bundan kasıt Orta Doğu haritasını değiştirmek mi bunu bilemiyorum ama. Gazze haritası büyük ihtimalle değişecek. Yani Gazze şehri belki daha da daraltılacak. Ee, belki sınırla ilgili başka önlemler alınacak. Belki bir kısım ne kalacaksa geriye, kaç kişi kalacaksa bunların bir kısmı belki göçe zorlanacak. Nereye göç edecekler o kadarını bilemiyoruz. Şu anda bir belirsizlik var. Bildiğimiz tek şey şu. İsrail sınır tanımayacak şekilde, tanımaz şekilde Filistinlileri yok ediyor. Çünkü onları insan hayvanlar olarak görüyor, nitelendiriyor. Dünyada bu konuda İsrail'e ne yazık ki destek veriyor. Evet şimdilik bu kadar. Sonraki yayınımızda konunun detaylarına devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalınız.